Bir önceki videoda rassal değişkenler ile başlayıp iki tip rassal değişken hakkında konuşmuştuk. Bunlar arasında ayrık olanları sonlu sayıda değer alıyorlardı. Bu değişkenler tam sayı değerler alırlar diyecektim ama her zaman tam sayı olduklarını da söyleyemeyiz değil mi? Ayrık rassal değişkenler için evet sonlu sayıda değer alabilirler demiştik. Yani alacakları değerler sonsuz sayıda Olamıyor. Anlaştık mı? Bir de sürekli rassal değişkenler var. Bunlar sonsuz sayıda değer alabiliyorlar. Sürekli rassal değişken için verdiğim örnek ise bu x değişkeni ise ya da bir saniye her zaman x'i kullanıyoruz değil mi? Biraz da değişiklik olsun rassal değişkenlerin x'ten başka isimler alabileceğini de görelim. Evet bu değişkene y diyelim. Büyük y harfiyle gösterelim eşittir. Yarın yağacak yağmurun kesin miktarı olsun. Evet, yarın yağacak yağmurun kesin miktarı. Yağmuru seçmemin bir nedeni var elbette. Sonbahara girmiş olmamız ve dolayısıyla yağmur yağması ihtimalinin de artmış olması hatta bayağı bir yağıyor değil mi şu ara? Evet, y yarın yağacak yağmurun kesin miktarına eşit olsun. Olasılık dağılım fonksiyonunun tam olarak neye benzediğini bilmiyorum ama hemen bir grafik çizmeye çalışıyorum ve sonra da o grafiği yorumlayacağız. Evet, böylece sürekli rastsal değişkenler hakkında biraz daha ayrıntıya da girmiş olacağız. Olasılık dağılımını çiziyorum. Buna aslında olasılık yoğunluk fonksiyonu adı verilir. Şöyle, evet, buna benzeyen bir şey olacak. Evet, Evet, işte böyle. X ekseninde yağmur miktarı olacak. Bu 0 santimetre, bu 1, 2, 3, 4. Burada da bir yükseklik var. Tepe noktası da burada olsun, 0,5. Şimdi size bir soru sorayım. Bana Y rassal değişkenimizin tamı tamına, tamı tamına diyorum dikkat, 2 santimetreye eşit olmasının olasılığının ne olduğunu söyleyebilir misiniz? y tamı tamına 2 santimetreye eşit olacak ve biz de bunun olasılığının ne olduğunu hesaplamaya çalışacağız. Ayrı krassal değişkenlerin olasılık dağılım fonksiyonlarını hatırlayacak olursak, 2 santimetreyi arıyorduk değil mi? Hemen buraya çıkalım. Yaklaşık olarak 0,5 gibi görünüyor. O halde bu da 0,5'e eşittir diyecek olursanız size Hemen hayır derim. Bu grafiğin ne anlama geldiğini görsel olarak incelemeden önce gelin işin mantığı hakkında biraz düşünelim. Yarın tamı tamına 2 santimetre yağış düşecek olmasının ihtimali nedir? 2,01 değil. 1,99 değil. 1,9999 ya da 2,00001 de değil. Tamı tamına 2 santimetre. Evet, buradaki iki çizgisinin bir milimetre bile üzerine çıkmayacağız. İki santimetreyi bir atom bile geçmeyeceğiz. Bu olasılık sıfırdır, öyle değil mi? Söylediğim size çok da mantıklı gelmemiş olabilir çünkü haberlerde yağışın iki santimetre olduğunu daha önce duymuşsunuzdur. Ama tamı tamına iki santimetre diyorum. Yağış iki virgül sıfır olsa da insanlar buna iki santimetre diyeceklerdir ama biz... Olmaz, bu sayılmaz. Tamı tamına 2 santimetre olması lazım diyeceğiz. Aynı şekilde 1,99 da sayılmıyor. Yağışın 2 santimetre olup olmadığını ölçecek araçlara da sahip değiliz. Yani sahip olduğumuz cetvellerin bile hiçbiri tamı tamına 2 santimetreyi gösteremez. Cetvelleri ya da diğer ölçüm araçlarını üretirken bu tarz küçük hatalar yapılır ama bu hatalar çok küçük oldukları için de ihmal edilebilirler. Kısacası herhangi bir şeyin tamı tamına şu kadar santimetre olması ihtimalinin evet evet sıfır olduğunu söylemeye çalışıyorum. Sürekli rastsal değişkenler içinse y'nin yaklaşık olarak 2 olması ihtimalinden bahsedebiliriz. y eksi 2'nin mutlak değerinin bir tolerans değerinden küçük olmasının olasılığı. Bu yazdığımı tam olarak anlamadıysanız y'nin 1,9'dan büyük, 2,1'den de küçük olmasının Olasılığından bahsediyorum, anlaştık mı? Evet, bu iki ifade aslında eşdeğer ifadelerdir. İsterseniz videoyu durdurun ve biraz düşünün. Konuya dönecek olursak, şimdi kulağa biraz daha mantıklı geliyor değil mi? Burada bir aralık var. Evet, y'nin 1,9 ile 2,1 arasında olmasının olasılığı artık buradaki alandan bahsediyoruz. Bu tarz sorularda önemli olan alandır ve eğer bunun olasılığını bulmak istiyorsanız bu noktadan bu noktaya kadar olan alanı hesaplamanız gerekir. Kalkülüs görmüş olanlarınız için bu grafikteki olasılık yoğunluk fonksiyonunun bu nokta ile bu nokta arasındaki belirli integralidir bu. Çok fazla yarım kalmamış, evet farklı bir renk kullanayım en iyisi. Bu eğri fx olsun, isterseniz px de diyebilirsiniz, neyse. Evet, bunun gerçekleşmesinin olasılığı fx dx'in 1,9'dan 2,1'e kadar olan belirli integralidir. Bu x ekseni. Bunun ne kadar önemli olduğunun bir kere daha altını çizmek istiyorum. Neden mi? Çünkü rassal bir değişken sonsuz sayıda değer alabiliyorsa bunu belirli bir aralıktaki herhangi bir değer olarak da düşünebilirsiniz. Tamı tamına bir değer mesela 1,999 elde etmenin olasılığı sıfır. Eğrinin altındaki bu doğrudun alanı nedir diye sormak gibi bir şeyden bahsediyorum. Evet. Bu bir doğrunun alanı nedir diye sormakla aynı şeydir. Doğrunun alanı. Şöyle bir düşünelim. Evet bir doğru çizeyim. Alan taban çarpı yükseklikse tamam. Yüksekliğin belirli bir boyutu var ama bana bir doğrunun genişliğinin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Doğrunun tanımına göre yani doğruların genişliği olmadığına göre doğrunun alanı da yoktur. Bu aynı zamanda mantıklı geliyordu olmalı şimdi değil mi? Yani bir şeyin tamı tamına belirli bir şekilde gerçekleşmesinin olasılığı sıfır Der. Bu yüzden de 2'ye yakın değerlerin olasılığını arıyoruz ve bu şekilde burada gördüğünüz alanı da tanımlayabiliyoruz. Eğer 1 ile 3 cm arasında yağış düşmesinin olasılığını arıyor olsaydık, bu olasılığın daha büyük olacağını da tahmin ediyor olurduk değil mi? Daha büyük olur çünkü alanda daha büyük. Aynı mantıkla 0,1 santimetreden daha az yağış düşmesinin ihtimalini de hesaplayabiliriz. Burası 0,1 ise bunun içinde işte buradaki alanı hesaplamamız yeterli olacak. Yarın 4 santimetreden fazla yağış düşmesinin ihtimali içinse buradan başlayıp devam ederek evet bu alanı hesaplamanız gerekir. Bu sonlu bir sayıdır değil mi? Çünkü olmazsa olasılığında bir anlamı olmaz. Bu toplamı alırsak belirli bir sayı elde ederiz ve mesela yarın 4 santimetreden fazla yağış düşmesinin olasılığı %10'dur deriz. Bu söylediklerime dayanarak bahsettiğim tüm durumların gerçekleşmesinin olasılığının da %100'den fazla olmayacağını söyleyebiliriz. Tüm durumları bir arada düşündüğümüzde bunların hepsinin gerçekleşmesinin olasılığı 1'dir. Bu yüzden de eğrinin altında kalan alan 1'e eşittir. f(x) dx'in sıfırdan sonsuza kadar belirli integrali. Evet bu neymiş? 1. Peki, kalkülüs görenleriniz ne demek istediğimi daha iyi anlıyorlar ama eğer kalkülüs görmediyseniz, siz de şimdilik bunu aklınızın bir köşesinde bulundurun. İntegral eğrinin altındaki alandır. Eğer daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız, integral videolarını seyredin olur mu? Bu, ayrı olasılık dağılımları için de geçerlidir. Hemen çizeyim. Olasılıkların toplamı 1 olmalıdır dedik değil mi? Zar örneğinde ya da çizmesi daha kolay olduğu için, yazı tura örneğinde bakalım bu işe. Evet, iki olasılığın toplamı 1'e eşit olmalı. Bu 1, bu da 0 olsun. x tura geldiyse 1, yazı geldiyse 0 olsun. Bunların ikisi de 0,5'tir. Biri 0,6 ise diğeri 0,4'tür. Önemli olan toplamlarının 1 olması. Yani tura gelmesinin olasılığı %60 iken yazı gelmesinin olasılığı da %60 olamaz öyle değil mi? Bu durumda olasılıklar toplamı %120 olur ve bu da son derece anlamsızdır. Olasılık dağılım fonksiyonlarında burada ayrık bir değişken için olanı var. Olasılıkların toplamı 1 olmalı. 0,5 artı 0,5 buradaysa olasılık dağılım fonksiyonunun altında kalan alan 1'e alan eşit olacak. Her neyse bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Bir sonraki videoda beklenen değerin ne anlama geldiğini inceleyeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.